Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TTT Geometri Kampı'nın 25. hafta videolarına başlıyoruz. Bu hafta sizinle birlikte çember analitiğini işleyeceğiz ve toplamda 3 videomuz olacak. Evet ilk videomuzda ne işleyeceğiz sizinle birlikte? Çemberin standart denkleminin yarısını işleyeceğiz. Yani sayfa numarası 227'nin sağ tarafını sonra 228'i ve 229'un sol tarafını işleyeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Çemberin standart eklemi. Şimdi çemberin tanımını vermeden önce sen bu konuyu biliyorsun. Daha okulda da görmedin. Belki de kendin bile tek başına böyle bakaraktan kendin bile rahat bir şekilde halledebilirsin. Bana bile ihtiyaç duymayabilirsin. Niye? İki şart var tabii ki. Bir, çemberi biliyorsan. İki, analitiği biliyorsan. ikisini karıştır. Çemberin analitiği. Bilmediğin bir şey burada yok. Biraz sonra zaten soruları da çözerken göreceksin. Sadece çemberi analitik düzlem içerisinde yorumlayacaksın. E o zaman hadi şimdi çember denklemini de beraber bulalım. Analitik düzlemde, bak, analitik düzlemde analitiği ve çemberi karıştıracağız ya. Yani. Analitik düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri nedir? Bir çember belirtmez mi? Analitik düzlemde de bir çember belirtir. İşte bu A virgül B'ye biz merkez diyecek olursak buradaki eşit uzunluğa R diyecek olursak işte R birim uzunluğundaki sonsuz tane nokta var ya bu noktaların her biri X virgül Y diye temsil edilsin. Bak şimdi çember denklemini beraber seninle birlikte çıkartacağız. Hocam bu ne demek? Buradan bir PX y seçtiysek, bir X ile Y'li yazacaksak genel bir X y seçtik. Merkezde A virgül B ise şu iki nokta arasındaki uzaklık nedir? Yarı çaptır. E o zaman X X A'nın karesi artı Y X B'nin karesi. Tabii bu kare kök içerisinde ne eşittir? R'ye R, R, R eşittir iki nokta arasındaki uzaklık. Eğer iki tarafın karesini alırsak X X A'nın karesi artı Y X B'nin karesi eşittir R kare. Aha işte çember denklemi bu arkadaşlar. Merkezi A virgül B olan ve R yarıçaplı çemberin denklemi bu. X eksi noktadaki X'in karesi artı Y eksi noktadaki Y'nin karesi eşittir. R kare diyeceğiz. Olay burada bitiyor kardeşim. Bak çok kolay. Ha biz biraz bir şey yapalım seninle birlikte. Antrenman yapalım. Hocam merkezi işte 2 virgül eksi 3 ise yarı da 4 ise bunun denklemi nedir? Hocam x eksi noktadaki x 2'nin karesi artı y eksi eksi 3. Yani y artı 3'ün karesi eşittir. Ne diyeceğiz? R kare. Yani 4'ün karesi. 4'ün karesi dediğimiz nedir? 16'tır. İşte çemberin denklemi budur kardeşim. Ya da tam tersi gelirse ne yapacağız? X artı 1'in karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. Kaç olsun? Mesela 169 olsun. Hocam bu şekilde geldiği zaman da çemberin merkezini ve yarıçapını bulabilir miyiz? Evet. Şimdi burası merkezimiz ne olacak? Sakın 1'e eksi 3 deme. Çünkü merkezimiz A virgül B iken x eksi A'nın karesi demiyor muyuz? Evet ters mantığını düşün. X eksili olması lazım. Yani şunun eksilisini alacaksın. Yani merkezimiz eksi 1'e şunun eksilisi kaç yapıyor? 3. Çünkü bak x eksi eksi 1'in karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir r kare. Yani r kare de 169 r de buradan kaç çıkar? 13 çıkar kardeşim. Tam ters mantığı geldiği zaman da bunu yapacağız. İşte sadece bu bilgiyle şimdi bu ders ve önümüzdeki dersin bir yarısını sadece bu bilgiyle halledeceğiz. Gel birlikte halledelim. Ama burada işin özü mantığı analitiği biliyorsan ve çemberi de biliyorsan analitik özellikleri ve çember özellikleriyle bu konu gerçekten çocuk oyuncağı olacak. Mesela şu. Bunu kitaplarda belki şey olarak da verebilirler. Bu soru tipini. Özellik olarak da verebilirler. Hiçbir özelliği ezberlemenize gerek yok. Gerçekten ezberlemenize gerek yok. Çünkü sizin artık bu saate kadar buraya kadar geldiyseniz yorum gücünüz var demektir. E yorum gücünüz varsa bu işi bence rahat bir şekilde halledersiniz. Mesela hale demiş. Analitik düzlemde işte 5 x3 e merkezi çember x eksene teğettir. Şöyle çizilmiş. Sadece sözel de verilebilirdi. Hadi ben ilk soru olduğu için şekilde çiziverdim. Bu şekilde. Merkezi 5 x3 e x eksenine teğetmiş. Buna göre çemberin denklemini yazınız. Çok kolay. Hocam x eksi Noktadaki x'in karesi artı y eksi eksi 3'ün karesi. Yani y artı 3'ün karesi. Eşittir r kare olacak. E hocam merkez varsa teğet varsa çektik. E bu da 5'e 3 noktası ya. 5'e eksi 3 noktası ya. Hocam şurası şurasına eşit değil mi? Evet burası 3 birim. Yani yarı çapı 3 birim. Yani 3'ün karesi olacaktır. Yani burası 3'ün karesi direkt ne yapar? 9 mu yapar? Evet x eksi 5'in karesi artı y eksi 3'ün. Y artı 3'ün karesi eşittir 9. İşte bize denklemi verir. Kitaplarda ne diyor? x ekseninde teğetse mutlak değer y yarı çaptır diyor. Y eksenine teğetse mutlak değer x de yarı çaptır diyor. Siz bunu şekille yorumlayamaz mısınız? Yorumlarsınız. Bence bu tür x eksenine teğet olması, y eksenine teğet olması gibi özel durumları bence ezberlemenize gerek yok. Kendiniz şekli yorumlayıp rahat bir şekilde yaparsınız. Şekil çizilmemiş olsa bile kendiniz şekli çizip bence rahat bir şekilde yorumlarsın. Evet geldik bir sonraki soruya. Ne demiş? Yarı çap uzunluğu 4 birim olan çember analitik düzleminin ikinci bölgesinde eksenlere teğet. Bak şimdi. İkinci bölgesinde eksenlere teğet bir çember çiziyorum. Şöyle. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Bak çembersel özellikleri kullanıyorum. Yarı çapta 4 birim 4 birim. Hocam bu analitik düzlemin ikinci bölgesindeydi. O zaman merkezi ne yaptı? Bak 4 birim solda. Yani merkezimiz eksi 4'e 4 birim yukarıda 4 yaptı. Yarı çapı da kaç? 4. İşte merkezi belli, yarı çap belli, çember denklemini yazabiliriz. Yani çember denklemi sorulduğu zaman kendimize iki soru soracağız. Bir merkez iki yarı çap. Hani doğru denkleminde de, de soru soruyorduk ya. işte burada da iki soru soruyoruz. Merkezi belli yarıçap çap belliyse artık. X eksi eksi 4'ün karesi. Yani X artı karesi. Artı Y eksi 4'ün karesi. Eşittir R kare 4'ün karesi deyip sonuca ulaşırız. Geldi görnekçe, Çapının uç noktaları bu olan. İşte formül yok. Şekli çizeceksin. Şekli yorumlayacaksın. Bir çember var ve çapının uç noktaları var elimizde. Evet çapımız burası. O merkez çemberin uç noktaları A ve B'ymiş. A noktası 1'e 2. B noktası da eksi 3'e 6. Şimdi bunu yorumlayacağız. Hocam benden şu şekil var elimizde. Daha doğrusu yoktu. Biz oluşturduk. Ne yapacağız? Bunu yorumlayacağız. Çember denklemi isteniyor. Çember denklemi için kendimize iki soru soruyoruz. 1. Eğim diye ismi geldi. Doğru denklemiydi o değil mi? 1. Eğim 2 noktaydı. 1. Merkez. Merkezimiz nedir? Hocam burası. E bu da tam çapın orta noktası değil mi? Evet. Yani ne yapıyor? 1 artı 3 yani eksi 2 iki bölü 2'den eksi 1'e 2 artı 6, 8 bölü 4'den 8 bölü 2'den 4 yapar. Merkezi bulduk. 2 yarıçap. çap. Arkadaş yarı 2 nokta arasındaki uzaklık değil mi? Evet. Hadi bakalım. iki nokta arasındaki uzaklık. Hocam x'ler farkı, valla burada r'yi bulacağız arkadaşlar. Kare içerisinde ee, x'ler farkı kaç? Ha, x'ler farkı 2'ymiş. Tamam. Neyse. x'ler farkı eksi 2. Hani eksi 3 eksi 1. Eksi artı 1 yapıyor. Eksi 2'nin karesi artı y'ler farkı da 6 eksi 4 yani 2'nin karesi yaptı. Ya da hocam x'ler farkı ve y'ler farkı 2 2 iken burası da 2 kök 2 yapar, yapar deriz kısa yoldan hatırlarsanız. Evet yarı çapta buradan 2 kök 2 mi geldi? Evet şimdi merkez belliyse hadi denklemi yazalım. x eksi eksi 1'in karesi x artı 1'in karesi artı y eksi 4'ün karesi. Eşittir r kare diyeceğiz. Yani 2 kökkinin karesi yapacak. Yani denklem x artı 1'in karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. 2 kök 2'nin karesi de kaç yapar? 8 yapar dostlar. Örnek 3'ü de bu şekilde hallettik. Geldik örnek 4'e. Bak çembersel özellik var burada. Şimdi burada uzunluk kaç? 4. Burada uzunluk kaç? 2. Aslında bizden çemberin denklemi isteniyor. Bak çember denklemi için şekilsel de verilse 2 soru soruyoruz kendimize. 1. Merkez. 2. Yarı çap. Hocam merkez burada olsun. Bak çemberin özelliklerini kullanarak şimdi merkezi ve yarıçap bulacağız. Merkez varsa, teğet varsa çektik. Merkez varsa, kiriş varsa çektik. Hadi çektik dikleri. Hocam iki eşit parçaya böldü. Yani ben buraya AA dersem şuraya. E, burası A artı iki, burası da A artı iki değil mi? Evet burası dörtken burası 4 dört değil mi? Aynen öyle. E takıldık kaldık. Takıldığımız zaman etkili silahımız neydi? Yarıçap. Çiz yarı çapında şöyle. Hocam yarıçap çap bak burası. Şöyle A artı 2. Bak burası da A artı 2. Yap burada Pisagor'unu. Normalde siz normalde yap normalde anormalde o yoldan yapıyorsunuz değil mi? A'nın karesi A artı 4'ün karesi değil midir bu? İşlem 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 daha iyi bulursunuz. Hocam 4 var. Büyük ihtimalle üçgendir 3 4 5 üçgendir. 3 üç koyarsam 3 4 5 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Yani burası 3. Bak şurası 5 birim yaptı. 5 birim solda. Merkezimiz solda olduğu için kaç? Eksi 5'e kaç birim yukarıda? 4. Merkezimiz eksi 5'e 4, yarı çapı da A'yı da buraya yazalım 3 bulduğumuzu. Yarı çapı da kaç bulduk arkadaşlar? Yarı çapı da 5 bulduk. Evet merkez belli, yarı çap belli, çember denklemi artık yazmak en kolay şey. X eksi 5'in eksi karesi yani X artı 5'in karesi artı Y eksi 4'ün karesi eşittir R kare 5'in karesi diyeceğiz. Yani 25 diyeceğiz. Çember denklemi de bu şekilde. Hocam açılmış vaziyeti gelir mi? Gelir. Ona da çemberin genel denklemi diyeceğiz. Şıklara bakacağız. Şıklar da genelde bu şekilde verir. Vermezse de açılmış halinde yazarsınız. Arkadaşım şıkla da ona göre bakıp ona göre işaretlersiniz dostlar. Tamam. Örnek 4'te bu oldu. Geldik örnek 5'e. Analitik düzlemde o y 2x 1 doğrusu üzerinde bulunan ve x eşittir 2 ve x eşittir 6 doğrularına teğet olan çemberin denklemini yazınız. Yok bununla ilgili formül yok. Çember denklemi için kendimize iki soru soruyoruz. O iki soru da belli. Merkez ve yarıçap. E ne yapacağız hocam burada? Valla analitik düzlem çizeceğiz. Çünkü özel doğrular var. Özel durumlar varsa analitik düzlem çizip öyle yorumlamak daha mantıklı değil miydi? Evet. Şimdi analitik düzlemi çiziyorum dostlar. Şimdi x eşittir 2 doğrusu. Hocam x eşittir 2 doğrusu bu. Öbürü de x eşittir 6 doğrusuna teğet olacakmış. Arkadaşlar Burada bu x eşittir 2 ve x eşittir 6 doğrular teğet olan sonsuz tane çember var. Biri bu, biri bu, işte biri bu, biri bu, biri bu, biri bu, biri bu, biri bu. Sonsuz tane çember yok mu arkadaşlar böyle? Evet. E, ne yapacağız hocam? Bu çemberlerden bir tanesi isteniliyor bizden. Hangisi isteniliyor? Bu çemberlerden şu isteniliyor bizden. Dikkat et. Merkezi bu doğru üstünde olan diyor. Arkadaş o merkez de bu doğru. X yerine 0 yazsan, y yerine 1 y yerine 0 yazsan da, e, y yerine 0 yazsan da, x'i 1 bölü 2 yapıyor. Yani şöyle bir doğru yapacak galiba arkadaşlar. Merkez de işte burada olacak. Yani merkezimiz burada olacak ve bu ikisine teğet olacak. hop şöyle bir çember arkadaşlar. E, tamam, bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi. Çembersel özellikleri kullanacağız. Merkez varsa teğet varsa çektik. Teğet varsa çektik. Şu uzunluğun kaç olduğunu biliyorsun. 4 birim 2 ile 6 arasında. E hocam şurası 4 birimse 4 birim yarıçapı kaç bulduk? 2 birim 2 birim bulduk? Evet yarıçap 2. Şimdi ne bulmamız lazım? Hocam çemberin merkezini bulmamız lazım. Merkez de burası. Apsisi tam burası değil midir? Aa hocam 2'den 2 birim sağda 4 noktası mı var? Evet merkezimiz 4'e Ordinatını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. K gibi bir şey. Hocam ben bunu nasıl bulacağım? Neyi kullanmadık? Bak şunu kullanmadık. Y eşittir 2x artı 1 doğrusunun üzerindeydi bu. A, şu merkez. Y eşittir 2x eksi 1 doğrusunun üstündeyse. O zaman bu nokta bu doğruyu sağlamak zorunda değil mi? Evet. Koy yerine. Yani y yerine ne yazacağız? K yazacağız. X yerine de 4 yazacağız. K neye eşit oluyor? 2 çarpı 4 eksi 1'den 7'ye eşit oluyor. Evet. Yani merkezimiz 4'e 7 yapar. Yarı çapımızda kaç yapar dostlar? Yarı çapımızda 2 yapar. E işte çemberin denklemi isteniyor. Çok kolay. x eksi 4'ün karesi artı y eksi 7'nin karesi eşittir r kare. Yani 2'nin karesinden dolayı cevap bu yapacaktır dostlar. Zor mu? Bence değil. Şekli yorumlayacaksın. Analitik düzlem çizeceksin. Genelde analitik düzlem çiziliyorlar arkadaşlar. Analitik geometride özellikle böyle çemberde şey yapıyorduk. Ee, analitik tamam. Analitik düzlem çizmeden de basit bir şekilde çizerek de yorumlayabiliyorduk. Analitik geometride de bu şekilde diyorduk. Aynı şekilde çemberin analitik incelenmesinde de böyle bir şey verilmediği zaman soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde çizmenizi tavsiye ediyoruz. Ama böyle özel durumlar varsa mutlaka analitik düzleminde çizmenizi tavsiye ediyoruz ki şöyle gördüğünüz üzere. Evet geldi örnek 6'ya. Dik koordinat sisteminde ABC noktalarından geçen çemberin denklemini yazınız. E hocam bir çember var. Bu üç noktadan geçecek. Allah Allah. Ben şu şekilde basit bir şekilde şekli çizerek bunu bulabilir miyim? Yapsak yapsak şöyle. Merkeze A virgül B deriz. Hocam bu iki nokta arasındaki uzaklık, bu iki nokta arasındaki uzaklık, bu iki nokta arasındaki uzaklık birbirlerini eşittiriz. Sanki oradan da şey olacak. Mesela burası 1'e 2 ya. Burası da eksi 6'ya 2 ya. Burası da 1'e 8 ya. Hocam bu iki nokta arasında uzaklık A'lı B'li gelecek. Hatta A eksi 1'in karesi B eksi 2'nin karesi eşittir. A artı 6'nın karesi B 2'nin karesi. O da eşittir. A eksi 1'in karesi B 8'in karesi deyip işlem yapacağız ama. Orada A kare B kareler geliyor. 3 bilinmeyen denklem geliyor. Onun çözümü biraz sıkıntılı olur galiba. Bak basit bir şekilde çizerek baktığımda iş yokuşa gidiyor. Yani sıkıntıya gidiyor. Oradan yapmayalım. Başka nereden yapabiliriz? O zaman bir analitik düzlem çizelim. Böyle basit bir şekilde şekli yorumlayamıyorsanız analitik düzlem çizin kardeşim. Çizelim bakalım analitik düzlemi. Şöyle analitik düzlemi çizdim. A noktası 1'e 2'yi gösterdik. Şöyle 1'e 2'yi göster kardeşim. 1'e 2. Şöyle gösterdim. Sonra eksi 6'ya 2'yi göstereceğim. Ooo. Eksi 6'ya 2. Bunlar ordinatları aynı. Çok güzel. Büyük ihtimal özel bir durum var burada. Öbürü de 1'e 8'miş. Vay 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 vay. Öbürü de 1'e 8. Ne kadar güzel değil mi? Onu da 1'e 8 de bak. Onların da hapsileri aynı. Bak sen şu işe. 1'e 8 de burası değil mi? Evet. Tamam. Hadi bakalım 1'e 8 de şöyle gösterdik. Hocam burası da 1'e 8. Yani şurası da 8 noktası yaptı. E hocam şu 3 noktadan geçen ne isteniyor bizden? Çember isteniyor. Bu 3 noktaya ait bir üçgen oluştursan. Hocam bu nasıl bir üçgen? Dik üçgen değil mi? Apsilere aynı. Ordinatlar aynı olduğu için şöyle. Evet. E, bu dik üçgenin nesi isteniyor bizden? Bu üç noktadan geçen. Bu üç noktadan geçen çember isteniyor bizden. İşte şöyle bir çember arkadaşlar. Aa hocam. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Yani çemberin merkezi buradadır. Ki zaten kendimize iki soru soruyoruz. Bir. Merkez iki yarıçap çap lazımdı bize. Tamam merkez burada. Çok güzel. Hadi hadi hadi. Merkezi bulalım. Merkez burada. Merkez ne yapıyor? Hocam eksi 6'ya 2 noktasıyla e, burası 1'e 8 noktasının orta noktası değil mi? Aynen öyle. Toplamlarının yarısı. Burası ne yapıyor? Eksi 5 bölü 2 mi yapıyor? Evet. Eksi 5 bölü 2'ye. Ondan sonra toplamlarının yarısı kaç yaptı? 10 bölü 2'den 5 mi yaptı burası? Aynen öyle. Eksi 5 bölü 2'ye 5 yaptı. Şu iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplarken böyle 1 eksi 5 bölü 2 diyeceğim ve şuna rr -R diyeyim. Hocam burada iki nokta arasındaki uzaklıktan işte 7 ve 10'dan dolayı da burayı bulabiliriz arkadaşlar. Ee, ya da Pisagor bağıntısından da bulabilirsiniz. Neyse ben 2R'yi bulayım. Şu iki nokta arasındaki uzaklıktan buluyorum ama 2R'yi. Ee, 1 eksi eksi 6. 1 artı 7'nin karesi. 1 artı 7'nin karesi. Kare küp içerisinde tabi bu. Artı 8 eksi 2'nin karesi. 8 eksi 2'nin karesi. Kafadan yapayım. Burası 8 yaptı. Ee, sonra burası kaç yaptı? 6 yaptı. Bir dakika. 6, 8, 13 ikeni mi çıkıyor? İşlem hatası yapmayalım. 1 eksi 6. 1 eksi 6'nın. 1, 6, 6'nın karesi yapacak. Evet. Burası 7'nin karesi. 49 artı. Burası da 6'nın karesi 36. Kaç yaptı? 85 yaptı. Değil mi? Evet. 2 r eşittir. Kök 85 yapar. O zaman r' eşittir. Kök 85 bölü 2 yaptı. Evet. Çemberin merkezi belli mi? Belli. Yarı çapı belli mi? Belli. O zaman çember denklemi yazmak en kolay şey. Çünkü bu noktalardan geçen çemberin denklemi isteniyor. X eksi eksi 5 bölü 2 yani x artı 5 bölü 2'nin karesi artı y eksi 5'in karesi yazıyoruz. Y eksi 5'in karesi eşittir. Kök 85 bölü 2'nin karesi 85 bölü 4 yapar. Evet cevabımız bu yaptı dostlar. Zor mu? İlk etapta tabii ki zor gibi görünüyordu ama analitik düzlem çizince sıkıntı kalmadı. İşte böyle e, size de bir tavsiyede bulunayım. Böyle 3 nokta verildiği zaman 3 noktadan geçen çember istenildiği zaman analitik düzlemde gösterirseniz daha güzel olur ki zaten normal yolla çözmeye çalışsanız çıkmayacaktı. O zaman analitik düzlem çizmek aklınıza gelecek. Geldik örnek 7'ye. Dik koordinat düzleminin di, di, dik koordinat düzleminde birinin merkezi 0 x 9 noktası diğerinin merkezi 12'ye 0. Evet. Şöyle bir nokta. Valla 0 eksi 9. a burada da özel durumlar var. Bak 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 görüyor musun? Özel durumlar var. Yani birisi y eksen üzerinde birisi de x eksen üzerinde. Demek ki ben burada ne yapmalıyım? Ee, bu çemberin orijine en yakın noktaları arasındaki uzaklık soruluyor. Zaten ben burada o zaman analitik düzlem çizmeliyim. Bir de orijinden bahsediyor. Özel durumlar var burada. O yüzden analitik düzlem çizeyim yine. Özel durumlar var çünkü. Analitik düzlem çizip yorumluyoruz arkadaşlar. Evet. Birinin merkezi nerede? 12'ye 0 noktasında. Evet. Nerede 12'ye 0 noktası? Hocam burada. 12'ye 0 noktasında. Diğerinin merkezi 0'a eksi 9 noktasında. Şöyle. 0'a eksi 9 noktasında. Sonra diyor ki bu iki çember 4'e eksi 6 noktasında. 4'e eksi 6 noktasında birbirine teğet. Arkadaş iki çember çizeceğiz şöyle. Şöyle bir çember çizdim. Sonra burada da bir çember çizdim. Bu çemberler nasılmış? İşte tam olarak burada Tam düzgün çizeyim. Arkadaş şöyle bir çember. Tam olarak şurada teğet olsun. Tam olarak şurada teğet olsun. Şöyle bir çember çizdim. Ve bu çemberler nerede teğetmiş arkadaşlar? 4'e eksi 6 noktasında birbirlerine teğetmiş. Bu çemberlerin orijine en yakın olan noktalar arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Tamam. İlk önce bununla ilgili bir işlem yapalım. Arkadaşlar çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir yapıyorduk. Yaptık merkezleri birleştirdik merkezleri birleştirip daha sonra bak şuradaki uzunluk kaç dikkat et hocam burada uzunluk 9. Buradaki uzunluk kaç? 12. 9 12'nin üçgeni 15 üçgeni burası. E sonra şurası belli mi? Belli. Burası kaç? Hocam 4'e -6 noktasıyla 0'a e -9 noktası arasındaki uzaklık. X'ler farkı 4, Y'ler farkı 3. 3 4 5 üçgeninden 5 yapar burası. O zaman burası da 10 ya da burası 12'ye 0 noktası ya. Şöyle 12'ye 0 noktası. X'ler farkı 8. Y'ler farkı 6, 6, 8, 13, üçgeninden 10 çıktı burası. E tamam olay bitti. Şimdi bana diyor ki bu çemberlerin orijine en yakın olduğu noktaları arasındaki uzaklık. Orijin burası. E, şu çemberin orijine en yakın olduğu yer tam olarak buradaki noktadır. E sen yarı 5 buldun ya tamamı 9'du. Burası kaç yaptı o zaman? 4 yaptı. Bu çemberin orijine en yakın noktası neresidir? Tam olarak şurasıdır. O zaman buradaki uzaklık da nedir? Bu yarıçap 10 yaptığı için buraya da 12 olduğu için burası da 2 mi oldu? Evet. Arkadaş şurada bir taktik daha vereyim sana. Bir noktanın daha öncesinde zaten çemberde anlattık. Bir noktanın bir çembere en kısa olduğu noktayı bulmak için hop şöyle merkezden geçirirsiniz. En kısa olduğu nokta burasıdır. En fazla uzak olduğu nokta da burasıdır. En kısa uzaklık burası. En fazla uzaklık da çembere burasıdır diye daha öncesinde çemberde zaten söylemiştik. İşte o yüzden orijinin bu çembere en yakın olduğu mesafe merkezden geçtiği zaman işte tam 4. Burası da 2 yapıyor. İşte bizden ne isteniyor? Noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. Yani şuradaki noktayla buradaki nokta arasındaki uzaklık isteniyor. Hocam burası Pisagor bağıntısı. 2 birim 4 birim. E, 1 2 kök 5, 5 üçgenler. 2 kök 5 diye bulun, buluruz arkadaşlar. Evet. Yine analitik düzlem çizerek yaptık bu soruyu yaptık. Dikkat edin arkadaşlar. Bu sorular Bakın özel bir çaba gerektiriyor mu? Hayır. analitiği bileceksin. Çemberi bileceksin ve yorumlayacaksın. Sadece sözel bir şekilde geliyor. Sözel bir şekilde gelen bir şekilde sel şekli çizeceksin. Ha hali hazırda bu çemberler bize verilmiş olsa işimiz çok çok daha kolay. Ama bu şekilde de gerçekten kolay ya. Yapabilirsin. Evet geldik bir sonraki soruya. <laughs> Dik koordinat düzleminde y eşittir eksi 3 ve y eşittir 6 doğrularının x kare artı y kare eşittir 45 çemberiyle kestikleri noktaları köşe kabul eden bir dörtgen oluşturulmuş. Buna göre bu dörtgen alanı nedir diye soruluyor. Şimdi öncelikle şunu yorumlayalım. Bu bir çember denklemi Evet. Hocam x eksi a y eksi b dememiş. Aslında demiş farkında değilsin. x eksi 0'ın karesi artı y eksi 0'ın karesi şeklinde değil mi bu? Evet. E, bu da r kareye eşit. Tamam. Bu da r kare. R kare 45 e eşit. Merkezimiz kaça kaç? sıfıra sıfır. Bu arada işte merkezi sıfıra sıfır olan çemberlere merkezil çember deniliyor. Yani söz olarak bu cümle şöyle de kullanılabilirdi. Denklemi vermez. Yarı çapı kök 45 olan merkezil çember diyebilirdi burada. O zaman x eksi sıfır yani x kare artı y kare eşittir. Yarı çapı da kök 45 derdi. O zaman eşittir kök 45 deyip sonuca o şekilde ulaşacaktın. Evet burası merkezimiz sıfıra sıfır. Yarı çapımız da kök 45 kök 45 dediğimiz nedir? Bu 9 çarpı 5 olduğundan dolayı 3 kök 5'e eşittir. Şimdi burada sanırım analitik düzlem çizeceğiz. Niye? Özel durumlar verilmiş burada. Hadi analitik düzlemi çizelim bakalım şöyle. Şöyle analitik düzlemi çiziyoruz ve yorumlayalım şunu. Bunu çizdik ve yorumluyoruz. Y eşittir eksi 3 doğrusu bu. Merkezimiz bak şurada unutma bunu. Öbürü de y eşittir ne doğrusu arkadaşlar? 6 doğrusu. Y eşittir 6 doğrusunu da çizdik şöyle. Bir daha çizeyim. Şöyle çizdik. Şimdi merkeze burada olan bir çember çizmeye kalkışsak. Hocam burada yarıçap o zaman ne oluyor? Ee, şöyle bakacak olursak. Burası kaç? 6 değil mi? Evet burası kaç? Burası da eksi 3. Yani 3 noktası 6 noktası. Zaten çemberimiz bak şöyle de olabilir. Ama şu uzunluğa bak bakalım. Burası 3 kök 5 olacak ya. 3 kök 5 alttan büyük olduğu için. Yani şunu şöyle kesmek zorunda. O zaman merkezi buradaysa bir çemberimiz şu şekilde olmak zorunda mı? Evet. Şöyle bir şey oluyor. Tamam işte bizden şuradaki doğruların kesim noktasını böyle köşe kabul eden bir dörtgen çiz diyor böyle. Şöyle çizdik, şöyle çizdik, şöyle çizdik ve şöyle çizdik. İşte diyor bu dörtgenin diyor alanı nedir diye soruluyor bize. Şimdi dikkat et. Hocam şurası 90 derece mi? Evet. Şimdi bu eksenle paralel olduğu için buraları da böyle yönde 90 burası da 90 olacak mı olacak? Hocam merkez kiriş çektik yaptık iki eş parçaya böler mi burayı? Böler. Merkez kiriş çektik yaptık iki eş parçaya burayı da böler mi? Böler. Böldü. Şurası kaç birim? 6 birim. Burası kaç birim? 3 birim. Tamam bunları biliyoruz. Ve yarı çapın kaç olduğunu biliyoruz biz? Yarı çapın da 3 kök 5 olduğunu biliyoruz. Oo. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Hocam burası 3 kök 5 ise 1 2 kök 5 üçgenler şu uzunluk 3 birimdir. O zaman burası da 3 birimdir. 3 6 3 kök 5 olduğundan dolayı. Sonra burada da en etkili silahımız yarıçap Al yarıçap çap 3 kök 5 burası. 3 var 3 kök 5 var. O zaman buradaki uzunluk da 6 değil midir? E o zaman burası da 6'dır. Bak şöyle bir yamuk çıktı karşımıza. Bu yamukta burası 12. Alt taban üst taban kaç? 6. Yüksekliğimiz kaç? Yüksekliğimiz de 6 3 daha 9 değil mi? İşte bizden bunun alanı isteniyor. E basit biliyoruz. Alt taban artı üst taban 18 çarp yükseklik bölü 2 bana alanı verecektir. Sadeleştirme yaptığım zaman 9 kere 9 81 çıkar. Yine analitik düzlem çizerek sonuca ulaştık mı? Ulaştık. Bilmediğimiz bir şey asla yok gençler. Rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bana güven. Yeter ki bu şekilleri çiz. Bunları yani buraya kadar geldiysen bunları çizebilecek yetenekte birisiniz zaten sen. Şekil çizilmiş olsaydı tabii ki daha net olacaktı işimiz ama neyse önemli değil. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 9. Dik koordinat düzleminde merkezi birinci bölgede olan çemberler, çember eksenlere bu doğruya teğettir. Valla bu nedir arkadaşlar? Hani x bölü x eksenini kestiği yer. Yine analitik düzlem çizeceğiz galiba değil mi? Evet bu doğrunun denklemini nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Hani ekseni nerede kesiyormuş? Hani eksenler a virgül b noktasında kesen doğrunun denklemi x bölü a artı y bölü b eşittir 1 şeklinde diye bu kalıp olduğu için x ekseni nerede kesiyor? Eksi 8'de kesiyor. Y ekseni nerede kesiyor? Altta kesiyor. Evet. Bu doğru olacak elimizde. Ve dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde olan çemberlere ve e, çember olan çember eksenlere ve bu bu doğruya nerede? Bu doğruya teğettir. Hmm. Birinci bölgede. Merkezi birinci bölgede olan çember hem eksenlere teğet olacakmış. Şöyle bir çember. Hem eksene hem de bu doğruya teğet olacakmış. Yani bizim çemberimiz şu şekilde olmak zorunda. Dur bakayım. Şuna teğet bir çember çizsek şöyle. Ha, şöyle bir çemberden bahsediyor. İşte bu çemberin denklemi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Çizdik mi çizdik. Önemli olan bu şekli oluşturmak zaten. Ondan sonrası bilmediğiniz bir şey yok. Bak kardeşim şurası kaç? 6. Burası kaç? 8. 6, 8 13 kere. Sonra dikkat et. Şurası A birim, şurası A birim. T, teğet uzunlukları birbirine eşittir. Ne dedim ben size? Analitik bilgisi ve çember bilgisi bizim için önemli. E hocam burası dikkat et. Şu da teğet bu da teğet. Burası 10 artı a ise burası da 10 artı a olacak. E o zaman burası 10 artı a olması için buraya 2 artı a mı kalıyor? Evet. E şimdi teğet teğet burası da aynı şekilde 2 artı a mı olacak? Aynen öyle. Bak şurası da 2 artı a olacak. Yani şurasıyla da şurası eşit olacak. E sonra ne yapacağız burada? Sonra ne yapacağız? Sonra ne yapacağız? Sonra ne yapacağız? Hocam çemberin yarı çapı da çıkar aslında meydana. Merkez t'ye çektik. Merkez t'ye çektik deyince çıkıyor aslında bir şeyler. Bu da 2 artı a. Bu da 2 artı a. Yani yarı çapı da 2 artı a oldu. Önemli olan burada a'yı bulmak değil mi? Evet. A'yı bulmak. Bu arada şurası 2 artı a iken burası da 2 artı a ya. Dikkat et. 2 artı a'yı yazayım şuraya. Şu ikisinin toplamı da 6 değil mi? Evet. Yani 2 artı a ile a'nın toplamı 6 yapacak. 2 a eşittir 4'ten a'yı buradan 2 buluruz. Süper. a buradan 2 ise o zaman burası 4 yaptı. Yani şu 4. Bak merkez çektik. Merkez çektik. Karşımıza ne çıktı burada? 1 kare çıktı şurada. Hocam 4 ise yukarısı da 4. Burası da 4. Çemberin denklemini yazarız. Bitti gitti. Ne var burada? Merkezimiz 4 birim sağda. 4 birim yukarıda. 4'e 4. Yarı çapımızda kaç? Yarı çapımızda 4 olduğu için çember denklemi ne olacak? x eksi 4'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. 4'ün karesi yani 16'ya eşit olacaktır. Bir an böyle duraksadım. Acaba dedim şu teğet teğet ya şu merkezden geçen doğruyu mu çizsem açı ortaya olacaktı ama gerek kalmadı. Şu teğet uzunluklarının eşit olmasını kullanaraktan sonuç direkt çıktı arkadaşlar. Evet örnek 9'u böylelikle bu bulduk. Bu da gerçekten güzel bir soruydu. Ve geldik örnek 10'a. Dik koordinat düzleminde xx 14'ün karesi artı y kare eşittir 16 çemberine şekildeki gibi teğet çemberler çizildiğinde İlk önce şu verilen çemberin merkezini ve yarı çapını bulalım. Bu x eksi a'nın karesi ya. Eksi 14 olduğu için. Merkezi kaç olacak? 14'e y eksi 0'ın karesidir bu. Zaten 0 y eksi x eksen üzerinde olduğu belli zaten. 14'e 0. R kare de 16 ise r'yi buradan kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Peki bu çemberler. Şimdi burayı bulduk. 14'e sıfırı yazalım. Yarıçapı da 4 olduğunu şöyle gösterelim. Şimdi ben bu çemberin böyle teğet çemberlerini çiziyormuşum. Sonra diyor ki bu çemberlerden ikisi eksenlere de teğet oluyor diyor. Öyle bir çember olacakmış ki eksenlere de teğet olacak. Mesela bu eksene ve bu eksene teğet olan. Hocam şöyle bir çember bir tanesi bu mesela. Başka buna ve buna teğet olan şöyle bir çember ikincisi de bu değil mi? Evet bunlardan bir sürü var arkadaşlar bu teğet çemberlerden. Ama bunlardan iki tanesi ne oluyor? Bunlardan iki tanesi eksenleri de teğet oluyor. Buna göre diyor çizilen çemberlerden merkezinin ordinatı büyük olanın. Ordinatı büyük olan nedir? Bak burası absis ve ordinatları apsi ve ordinatı. Apsif ve ordinatı. Ordinatı büyük olan çember hangisi? İşte tam olarak bu çember. Bu çemberin neyini yazınız diyor. Denklemini yazınız diyor. Evet şimdi bunu yorumlayacağız. Hocam çemberler birbirine diyor. Merkezleri birleştir. Hocam merkezleri birleştirince bunun yarıçapının çapının 4 olduğunu bunun yarı çapının R. Merkez var teğet var çektik. Merkez var teğet var çektik. E o zaman burası da e, burası da R ya. Tamamı 14'tü. Buraya ne kaldı o zaman? 14 eksi R kaldı. E ee, burada bir Pisagor bağıntısı var. R artı 4'ün karesi eşittir. R'nin karesi artı 14 eksi R'nin karesinden işlem işlem işlemle R'yi bulursunuz. A burada dik kenarlı hipotenüs arada 4 fark olan hangi üçgen var? Hisset 6, 8, 10. R yerine 6 koyarsan e, 6, 8, 10 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. R'sini 6 bulduk. O zaman bu çemberin denklemi isteniyordu bizden. Merkezi kaça kaç oldu? Hocam R'yi 6 bulduk ya. 6 birim sağda 6 birim yukarıda. 6'ya 6. Yarı çapı da kaç oldu? 6 oldu. İşte bu çemberin denklemi isteniyor. X eksi 6'nın karesi artı. Y eksi 6'nın karesi eşittir. 6'nın karesi. Yani 36 çemberin denklemini verir mi bize? Verir. Evet gençler böylelikle örnek onu da bu şekilde bulduk. Ve olayı bitirdik mi? Evet ilk kısmı bitirdik. Neyin ilk kısmı? Çemberin standart denkleminin ilk kısmı. Daha tam olarak bitmedi. Bu videoyu burada bölelim istersen yoksa daha fazla yorulacağız. Ondan dolayı ilk kısmı bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda standart eklemin, çemberin standart eklemin ikinci kısmında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.